Baba Gurgur Radyosu sunar. Unutulmayan Sesler programı. Programı hazırlayan Nebil Güzelci. Sunan Halide Tevfik. Yönetmen Vesim Subhi. İyi günler sevgili dinleyiciler, hürmetli sanat severler. Unutulmayan Sesler programının yeni sayısına hoş geldiniz. Bizimle mutlu anlar geçirmenizi umarız. Değerli dinleyiciler, Unutulmayan Sesler programının bu sayısında değerli ses sanatçısı Behçet Gamgin'i ışık altına alacağız. Hacı laklak yuvaya bar duvarda, koyun kuzu hep otlanır baharda. Hacı laklak yuvaya bar duvarda, koyun kuzu hep otlanır baharda. Koyun kuzu hep otlanır baharda. Koyun kuzu hep otlanır baharda. Gökde yüksek uçarken, kim yetişi dağda ceyran kaçarken. Hacı laklak gökde yüksek uçarken, kim yetişi dağda ceyran kaçarken. Kim yetişi dağda ceyran kaçarken. Kim yetişi dağda ceyran kaçarken. Ses sanatçısı Behçet Merdan, soy adı Behçet Gamgin, 1943 senesinde Kerkük'te dünyaya gözlerini açmıştır. 1960 senesinden beri sanat hayatına başlayarak 1964 senesinde Bağdat Radyosu Türkmence bölümünde ses yoklamasından başarılı geçmesinden sonra ilk şarkısını radyo evinde kaydetmiştir. 1966 senesinde Bağdat Gözel Sanatlar Üniversitesi müzik bölümünden mezun olmuştur. Sanatla ilgili ilk yazılarını 1965 senesinde Kardeşlik dergisinde yayımlamıştır. 1970 senesinde Yurt gazetesinde sanatla ilgili yazılarını yayımlamasından sonra uzun süre gazetenin Kerkük muhabiri olmuştur. Bağdat Türkmence Radyosu için bir oyuncu diye 4 tiyatroya katılmıştır. 1963 senesinde orta okulunda öğrenci olduğu sırada Arzu Halçı piyasına katılmıştır. 1966 senesinde Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olmasından sonra bir müzik öğretmeni olarak atanmıştır. 1970 senesinde Kerkük Darül Tekafel Cemahiriye kuruluşun müzik takımını kurucularından birisi olmuştur. Sanatçı Behçet Gamgin, müzik sanatı yanında edebiyata önem vererek 14 kitap basmıştır ve bazen şiir yazmaya önem vermiştir. Behçet Gamgin,
Türkmen çocuk şarkı sanatında öncü olarak radyo ve televizyon evinde üstelik 12 şarkı kaydetmiş ve henüz devam etmektedir. Behçet Gemgin kendisi tarafından okunan birçok şarkıların bestesi kendisi tarafından bestelenmiş ve çok sayıda diğer Türkmen ses sanatçılar için şarkılar bestelemiştir. Gemgin sanatıyla ilgili çok sayıda festivallara katılmıştır. Ses sanatçı ve müzisyen Behçet Gemgin Kerkük Televizyon Evi'nde 8 şarkı tepe alarak Bağdat Radyosu Türkmenca bölümünde üstelik 30 şarkı kaydetmiştir. Ses sanatçı ve müzisyen Behçet Gemgin, sanat ve edebiyat ve müzik ile ilgili birçok sayıda örgüt, birlik ve sendikalarda üye kabul olmuştur. Gemgin, bir radyo görüşmesinde kendi sanat hayatından bahsederek şunları ifade etti. Ben Behçet Merdan Ali, Behçet Gemgin soy adıyla sanat aleminde tanıldım. 1943 yılında Kerkük Begler Mahallesi'nde dünyaya göz açtım. Evli, iki oğlan ve bir kız çocuğu babasıyım. Ben 3 ortaokul bitirdikten sonra gittim Musalla Lisesi'ne. 5. sınıfa kadar okudum. Daha beni merak tuttu. Gidim Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne. Ben ve Selman Faik arkadaşımız ve Yusuf bir Hristiyan arkadaşımız var idi. Her birimiz bir bölüme gittik. Ben müzika bölümüne gittik, kaydolundum. Selman Faik mesrah bölümüne kaydoldu. O Yusuf da teşkili bölümüne kaydoldu. Bu ha zaman idi 1964 yılında. O ilde de aynı halde gittim radyo evine. Radyo evine ses yoklama komitesi önünde durdum. Uzmanlar var idi ses yoklamasında. Biri Ruhil Khammash idi, Fuad Osman, rahmetli Fuad Osman idi. Ve Ali Merdan idi ve Karim Bedir idi. Orada sesimi yokladılar. Daha başarı kaydettim. Ondan sonra bir neçe hafta sonra ilk ma'numu kaydettim orada. İlk ma'num, sevmişim yarım seni, kul etti bu zalim beni. Gün geçti, günler geçti, genç ömrüm felek bitti. Gün geçti, günler geçti, genç ömrüm felek bitti. Ak oldu siyah saçım, ak oldu siyah saçım. Herkes bu meydan içti, herkes bu meydan içti. Yarı küsme küsmem senden, yarı dönme dönmem senden. Yarı küsme küsmem senden, yarı dönme dönmem senden. Yarım fanı, o eski günler hanı. Bu dünya yarım fanı, o eski günler hanı. Hasret sardı yüreğim, hasret sardı yüreğim. Özüm kocaltı canım, özüm kocaltı canı. Yarı küsme küsmem senden, yarı dönme dönmem senden. Yarı küsme küsmem senden, yarı dönme dönmem senden. Ama ondan sonra da çok manalar kaydettim. Bu en sevdiğim manalar da Dertsiz Çoban idi. Bunun da yazarı rahmetli Sabir Demirci idi. Çok güzel bir şiirdi
ve içli bir şiirdi. Sevdim onu ve seyirciler ve dinleyiciler de onu sevgiler. O her zaman verilir radyodan ve televizyondan. Dağ başında koyun kuzu gezir, dertli çoban dertlerini yazır. Dağ başında koyun kuzu gezir, dertli çoban dertlerini yazır. Daha doğrusu bu şarkı rahmetli Mehmet Camçı'nındı. Mehmet Camçı bu şarkını radyoda okumuştu. Bestesi kimindi? Sanatçımız Mehmet Rauf'undu. Ali var olsun, çok güzel bir manidi. Hoşuma gitti. Hem sözü hem bestesi. Fesadım bunu kaydettim. Kaydettim özünü radyoda ve televizyonda da. 2000'lerdeydi. Burada, harada kaydettim bunu burada. Irak'ta rejisörüm de şeydi. Allah selamet etsin. Erfan Ma'ruf. Erfan Ma'ruf idi. Al kanımla yazdım yara yolladım. Vefasıza kanlı kimin yar vardım. Al kanımla yazdım yara yolladım. Vefasıza kanlı kimin yar vardım. Bizim vaktimiz çocuk manları yok idi. Nenelerimizin beşik belemesinde ninliler diyerdi. O hoşumuza giderdi, yatardık. Ve bu konuda rahmetli kardeşim Mehmet Mirdan beni çok alkışladı. Dedi sen yahu çocuk manları yapmışsan, çocuklarımız mahrumdu bu manlardan, bu eserlerden. Vallahi dedim doğru desen. Ve onun sözünü tuttum daha doğrusu. Başarı kaydettim. İlk ettiğim şeydi, anlamı çok severim. Babamı da o kadar. Bu çocuk manisi Rahmet Yunus Demirci bunu kaydetmişti. 2003'ten sonra radyo hepsi yağmalandı. Kalmadı, manilerimiz hepsi gitti. Fahaz ettim bu manileri, bazı manileri yeni baştan canlandırırım. İlk kaydettiğim dediğim taki anamı çok severim, babamı da o kadar. Onları sevmeyen kim, kalbim onlarla çarpar. Anamı çok severim, anamı çok severim, babamı da o kadar, babamı da o kadar. Onları sevmeyen kim, onları sevmeyen kalbim onlarla çarpar,
Allah bir yalı şeyle Arafa meşrabındaydım. Bu manalar kaydetmiştim sesini. Daha sadım televizyona şey kaydedi gözünü. Ve Erfan Maruf da aynen rejissörlüğünü yaptı. Ve okuldan talebeleri getirdim. Elbiseler girmiştiler. İçinde de Şemseddin Türkman oğlu Köse geldi şeyin neydi? Rolünü aldı. Ve kaydetti gözünü. Cuvallar buğda dolsun, yağış yağsın her olsun. Cuvallar buğda dolsun, geldi bitin zamanı, mutluluk bizi bulsun. Geldi bitin zamanı, mutluluk bizi bulsun. Allah bir yağış eyle, damdı garı yaş eyle. Başa kızı geçen de, kollar azın yaş eyle. Allah bir yağış eyle, damdı garı yaş eyle. Daha doğrusu o niyetim bir de şey akçıbukçu, nene baba sandıkçu, akçıbukçu bir sandık yapmanımdı. Onu niyetim. Ondan sonra işte devam ettim. Meştepte uşaklar, çocuklar beni aynen alkışladılar ve haz ettiler manilere katılsınlar. Çok maniler kaydettim meştepte. Meştep okulumda müdürüm beni alkışladı, destekledi çok. Üstad Ehsan Şükür Muhammed ve indiki müdürümüz Çelenk Ali, bunlar bana alkışlılar, bana yardımlaşırlar. Çocuklar tasbab yapırlar ve hareket verirler üzerine. Bende de bir şey, hareket oldu. Onları işte yavaş yavaş kaydettim. Yolcular kesti yolu, tuttular sağı solu. Yolcular kesti yolu, tuttular sağı solu. Hellik ağaçtan sonra oynardı hamam kulu. Hellik ağaçtan sonra oynardı hamam kulu. Yolcular kesti yolu, tuttular sağı solu. Yolcular kesti yolu, tuttular sağı solu. Hellik ağaçtan sonra oynardı hamam kulu. Hellik ağaçtan sonra oynardı hamam kulu. Ara sıra sözler aktarırım. Defterim var, kağıtlarım var, memleğim var. Onları yoklurdum. Ve bu şiir elime düştü. Baktım çok güzel bir şiirdi. Çocuğum oyunlarıydı filanıydı. Ama aktardım bunu. Kim yazıp yoktu. Kaydetmemişim kağıtlarda. Özü de yazmamıştım hepsi. Hep böyle kaydettim özünü. Ama bunu Hadi Asker, Hadi Asker bunu besteledi. Sanatçılar stüdyosunda bunu kaydettim. Ya 2014'te affedersen. Sen bir küçük bebeksen, koklanmamış çiçeksen. Sen bir küçük bebeksen, koklanmamış çiçeksen. Her gün sabah erkenden çalışan kelebeksen. Her gün sabah erkenden çalışan kelebeksen. Çalışan kelebeksen. Sen bir küçük bebeksen, koklanmamış çiçeksen. Sen bir küçük bebeksen, koklanmamış çiçeksen. Her gün sabah erkenden çalışan kelebeksen. Her gün sabah erkenden çalışan kelebeksen. Çalışan kelebeksen, çalışan kelebeksen. Kuş yavrum gel avcıma düş yavrum. Sen bir küçük kuş yavrum gel avcıma düş yavrum. Aldanma yaman değil
dile, olmayasan tuş yavrum, aldanma yaman dile, olmayasan tuş yavrum, olmayasan tuş yavrum, olmayasan tuş yavrum. Valla 1970'lerde Türkmenlere kültür hakları tanınan vaktinde Kafa Cemaili Dairesi'nde bir müzik takımı kurduk. O müzik takımının adı Yüce Sesler'iydi. İdaretçimiz kim idi? Rahmetli İsmail Sertikman idi. Bizi başarırdı ve dairelere giderdi. O takımlarda Hadi Asker idi bizimle. Gazi Muhammed Vahap Kal'ali idi. Başkalarıydı. O takımın yoluyla 17 ma'ni kaydettik Karabayaz'da, Çarşı'da Bağdat yolunda, televizyon oradaydı. Orada kaydettik 16 sanatçılardı. O sanatçılardan tanınmış sanatçılarımız Muhammed Ahmet Erbili, Yunus Kattat, Yunus Mahmud, Nukabek, İbrahim Terzi, Şahab Ahmet, yani o kadar başkalarına diyelim koy hizmet edeyim. Ben mühim derci. Fakat çok manları kaydettik. Nükebekçi. Aynı bir beste yaptım. Ağzında cigarası, altında kamerası. O rahmetli şeyin Nas'a Bacıyan'ın şehriydi. Bestesinde ben yetim ödüydü. Vallahi besteler Şahab Ahmet'i bir 3-4 tane yaptım. Hamid Salih'ti ve rahmetli Kamrişit'i. Ve başka özümcü de çok çok yapmışım özümcü. Bu en son unutmaz sevmeden ömrüm boyunca cumbutlar açar seni görünce üzüntü acı birden gidecek şarabi aşka gönlüm doyunca. İçimde ateş köz köz yanıyor, beni görenler çılgın sanıyor. Geceler uzun uyku bilmedim, yıldızlar bile beni tanıyor. Çok kısa zaman açtı gülümüz, günlerim geçti, sustu dilimiz. Kaderim buymuş nazlı dilberim, dikanla dolmuş sevda yolumuz. Bunun sözleri kıymetli şairimiz Muhammed Hurşit Kasaboğlu'na aitti. Bunu çok sevdim, hem sözlerini hem bestesini. Kaybolup da orta yerden yoktu. Fadiyatık bunu canlandırakın, alemin fişinde kulağında kalsın. Bu ömür boyunca adlı şarkı bestesi Kamil Reşit'e aitti. Bu sözlerinde şairimiz Muhammed Kuşit Kasab yazmıştı. Son günlerde bunu kaydettim. Unutmam sevdan ömrüm boyunca, açılır güller seni görünce. Unutmam sevdan ömrüm boyunca, açılır güller seni görünce. Üzüntü acı birden bitecek, şarabı aşka gönül doyunca. Üzüntü acı birden bitecek, şarabı aşka gönül doyunca. ...1968'de öğretmen diye tayin olundum. Harda merkeziye meşrebinde, o zaman müzik dersleri az idi. Meniniyetliler Neşatlı Medresi yoluyla 3 meşrebe ayırdılar beni. Yani 2 gün merkeziyede, 2 gün kindide, 2 gün izzede. Bu okullarda marş verirdim. Kitap var idi, Arapça marşlar var idi. O marşları verdim. Takımım var idi ve o zamanlarda her talebeden 10 filiz aldım, alırdım, yıkıştırdım. Bir üd aldım özel hiç. O müzik dersinde üdle beraber marş söylerler ve çok sevindiler. Yani evvel yok idi, marş yok idi, müzik yok idi. Kaldım 38 yıl öğretmenlik görevinde. 2007'de ömür şeyiyle emekliye ayrıldım 2007'de. Aynı 2007'de okul müdürüm
Üstad Munip beni kaydetti dedi, kal Türkmanca muhazır diye, sözlü öğretmen diye, kal burada ders ver. 2007'den de şimdiye kadar ve bu dakikaya kadar hizmet sürdürmekteyim Türkmen okullarına. Ve çok manilerde çocuk manilerini kaydettik bu çocukların sayısıyla. Okullara gidelim, Türkmenca okuyalım, dilimle güvenelim, haydi öğrenen abaca okuyup yaz Türkmenca. Boş kalmasın okullar. Haydi öğren ABC, okuyup yaz Türkmence. Ceyran Kaç tazı geldi, mahalle bazı geldi. Ceyran kaçarken kanatsız uçar, baharda lale, gül çiçek açar. Ceyranın adı şarkıda geçer, baharda köylü ekini biçer. Ceyranın güzel kara gözü var, bahar kuzusun al boynuna sar. Ceyran Kaç tazı geldi, mahalle bazı geldi. Bunun sözü şairimiz Cemal Şen yazıp, o bestesinde Muhammed Adnan yapıp 12 çocuk şarkı hazırdı. Bazı filme çekilip yani kaydolunup televizyonda, bazı da böyle kalıptı. Şimdi bu Ceyran Kaç tazı geldi, tasvir olmuştu. Çok yani 4 tane var, 4 tane olmuştu. Deva yaşar çöllerde, ona kazda göllerde. Ülkünün oyunları masal olmuş dillerde. Deva yaşar çöllerde, ona kazda göllerde. Ülkünün oyunları masal olmuş dillerde. En son şeyin de bu agitim üzerine bu son günlerde kaydettim. Sözleri de şairimiz
Abdülkadir de bağ oğluna aitti. Bestesini de özüm yapmışım. Okurum ben Türkmanca. Bayrağım kalsın yüce. Türkmanım terk etmerim. Ana dilim ölünce. Okurum ben Türkmanca. Bayrağım kalsın yüce. Okurum ben Türkmanca. Bayrağım kalsın yüce. Düşmanım terk etmerim. Ana dilim ölünce. Düşmanım terk etmerim. Ana dilim ölünce. Vücudumuz dilimiz, hak yoludur yolumuz. Vücudumuz dilimiz, hak yoludur yolumuz. Kanı dağın dünyaya, büyük Türkman elimiz. Kanı dağın dünyaya, büyük Türkman elimiz. 97 yılında benle bir arkadaş beraber bir kütüphane kurduk. Bir neçe yıl sürdü. Ondan sonra 2004'te ben ayrıldım. Yalnız öz başıma Gamgin Kitaphanası evi adıyla bir kütüphane kurdum. Orada bütün Türkmenlere dair gazete, dergi ve kitaplar. O kitaplarda çok konularda var. Şiir, hoyrat, eleştiri, nakit, tarih, bunlar hazırlamışam okucularcı. Gelirler, çok arkadaşlar var. Gelirler Erbil'den, Süleyman'dan, Türkiye'den, Amerika'dan gelirler, bahs yaparlar. Kaynak isterler benden. Ben de o kaynağı hazırlarım özleri için, veririm özlerine. Diploma alırlar içinden. Master alırlar, doktor alırlar. Abilerimin rahmetli Muhammed Mirdan'ın ve Nusrat'ın çok etkisi var idi bende. Ben de maraklıydım yani. Bes onların çoğu yaşında da gülüm. Yani özüm de şair saymam. Bes böyle bir maraklı diye bazı şeyler yazarım ara sıra işte. Bir 13 kitabım da var. Güzel. Basılmış kitaplarım var. O kitaplardan Hıdır Lütfi ve şiirleri, Osman Muzlum'un Ülfetnameleri, Haba Arapça da Haba Mehmet Kıdır Türk dünyasında Cülcuk adları. Felekten şikayet. Nedir bendeki bu hal? Ay felek, yakam elden sal. Ezme cismimi her hal. Al gamım ağyara sal. Felek büktü kaddi dalım. Hem sağırım hem de lalım. Gidem kimden deva alım. Çok zamandır hasta halim. Felekten görmedim vefa. Dikkat et bendeki lafa. Çok dert çektim, yoktur safa. Çektiğim derdi çekemez her kafa. Böylece değerli dinleyiciler, Unutulmayan Sesler programının bu sayısı sona erdi. Gelecek sayıda bir daha buluşmak üzere, hoşça kalın. Baba Gurgur Radyosu'ndan Unutulmayan Sesler programını dinlediniz. Program Nebil Güzelçi tarafından hazırlandı ve Halide Tofik tarafından sunuldu. Yönetmen Vasim Subhi.